arkadaşlar burada. Edecek hocam. Evet, iki takıma da başarılar. Altın Ordu, Inter Milan. Sol tarafta Inter Milan, sağ tarafta Altın Ordu. Şu an Inter'in atakları. Saikyo'nun baskısı var. Saikyo, Perez'i gördü. Perez, aşağıya, sola, solak. Lüfel vurdu. Gladun müdahalesi var orada. Altın Ordu'nun baskısı devam ediyor. Şal uzaklaştırdı topu. Altın Ordu kalecisi Marco. Güzel açtılar oyunu. Spider. Saikyo, Perez. Aşağıda Lüfel boş. Lüfel vurdu gol. Lüfel. Lüfel attı Altın Ordu 1-0 önde. Çok erken bir gol. Çok erken bir gol oldu. Altın Ordu 1-0 önde. Cloud. Şal. Şahe vücudunu koydu, aldı topu. Ama kaptırdı. Solak. Kalecisi Marcos'a döndü. Marco'ya. Marco. Solağın baskısı devam ediyor. Lüfel. Spider'a baktı. Tekrardan Lüfel. Perez. Güzel paslaşmalar Altın Ordu'dan. Ama devamı gelmedi. Cloud. Kalecisi Vakanzi'ye döndü. Inter çıkmaya çalışıyor ama bir türlü orta sahaya geçemiyor. Bir vuruş direkte patladı top. Çok hızlı başladı Altın Ordu. Bir şut daha Cloud. Solak. Lüfel. Perez. Kalecisi Marco'ya. Marco. Bir top kaybı. Kai uzaklardan. Marco hatasını telafi etti. Inter hata devam ediyor. Şae vuramadı. Şaya vuramadı. %100'lük net pozisyonu kaçırdı. Inter Milan. Spider Lufl'a bıraktı. Lufl. Lufl. Spider vuruş. Vakanzi. Kaleci Vakanzi. Kurtardı topu. Spider. Solak. Tekrardan Spider'a geldi top. Spider Lufl bıraktı Perez'e. Perez Saikyo. Saikyo vurdu. 2 oldu. Dakika 2. 2-0 önde Inter karşısında Altın Ordu. Perez. Saikyo. Saikyo'nun baskısı devam ediyor. Lüfel. Lüfel. Perez vuruş Vakanzi. Bugün Vakanzi'ye çok iş düşecek gibi. Kalesinde 2 gol görmüş olmasına rağmen şu an kurtarışlarıyla göz kamaştırıyor. Cloud. Shaw. Perez. Inter. Topu çıkartamıyor şu anda. Lufal'ın vuruşu direkte patladı. Saikyo. Perez. Saikyo. İçeriye Spider vuramadı. Cloud. Spider. Riggs. Uzaklaştırdı. Marco. Kai orada araya girdi. Kai'nin baskısı devam ediyor. Solağa. Altın Ordu şu anda boşluk arıyor. Lüfel. Spider'a. Spider. Ama geçmedi. Orada Cloud iyi müdahale yaptı. Solak. Lüfel. Perez. Orta sahaya özellikle çok rahat geçiyor Altın Ordu. Lüfel. Spider. Spider içeriye doğru çevirdi ama olmadı. Kai. Şava doğru. Şav. Şav yanında hiçbir arkadaşı yok. Aşağıyı çok iyi gördü. Kai karşı karşıya. Kai vurdu direkte patladı top. 3 tane direkt oldu maçta şu ana kadar. İkisi Altın Ordu. Biri Inter Milan olmak üzere. Güzel bir mücadele oluyor. Saikyo. İçeride Perez'e doğru. Saikyo vuruş ve kendi ağlarına gönderdi. 3-0 oldu. Altın Ordu 3-0 önde. Evet. Akanzi. Evet hocam, 4,5 dakika itibariyle Altın Ordu maça hızlı başladı. İlk dakikalarda Inter Milan kendi sahasından pek çıkamıyordu ama 1-2 pozisyonda onlar bulmayı başardılar. Sonradan biraz açıldılar ucunda.
Şahin'in çok net karşı karşıya bir pozisyonu var. Çekemedi. Bir tane de Kayın'ın direkten dönen bir tutu var. Bakalım her türlü şeye gebe bu maç. Öyle görünüyor şimdilik. Geri dönüş de olabilir. Fark da açılabilir. İzliyorum. Evet, belki bir de şöyle bir şey var. Heyzelerden Inter Milan'la Altın Ordu arasında bir rekabet, tatlı değil ama bir rekabet söz konusu. Sözlü de olsa. Bu nesneden her iki takım da bayağı hırslı. Özellikle Altın Ordu bunun altına kalmak istemiyor. Böyle bir durumları var. Ayrıca power konusunda Altın Ordu takımı üyeleri çok iddialıdır. Titan'daki turnuvada da yine kendileri kazanmıştı. Bu turnuvada da yine iddialı takımların birileri kendileri. Bu arada dördüncü golle geldi. Solan attığı golle Altın Ordu 4-0 önde. Farkı 4'e çıkardılar. Solak. Kayı. Kayı'nın vuruşu ve gol. 4-1 oldu. En azından hocam, umutlandıran bir gol oldu Inter Milan için. Hocam inanılmaz fırsatçı biri aralardan gördü boşluğu ve kaleye doğru yuvarladı sadece. İnanılmaz bir gol oldu. Evet. Lufl. Spider'a. Spider. Vakanzi. Şahaya doğru ama orada 4 kişi bastı Altın Ordu'dan. Solak. Spider. Solak. Lufl. Kaleci Vakanzi. Atak devam ediyor. Saikyo. Cloud. Lufl. Adeta Inter Milan'ın yarı alanında oynanıyor müsabaka. Inter Milan'ın kaçırdığı net pozisyonlar var. Belki de onları değerlendirse maç daha farklı olabilirdi. Ama şu anda gayet güzel bir maç oluyor. Kaleci Marco. Solak. Perez. Güzel çıktı Altın Ordu tekrardan. Bir top kaybı. Rix koşuyor. Rix vuracak mı? Pas mı verecek? Rix karşı karşıya. Rix vurdu. Kaleci Marco. Solak. Sakyo'nun baskısı var. Cloud. Akanzi. Tekrar Cloud. Cloud. Sakyo'nun baskısı. Kai. Perez. Cloud araya girdi. Rix. Shaw. Shaw. Kolay bir top oldu. Altın Ordu kalesi Marco için. Rix. Solak bir ters top. Lufl. Spider. Saikyo. Lufl. Perez. Çok güzel paslaşmalar. Saikyo. Spider. Araya Cloud girdi. Şav'ın baskısı var. Aşağıya doğru Perez'e. Perez, Lufl. Lufl boş. Karşı karşıya vuramadı. Şahe. Kayı'ya bıraktı. Perez'in müdahalesi Marco. Marco çok güzel bir top. Perez. Perez. Çok tuttu ayağında. Solak. Lufl. Perez. Saikyo vursa gollü ama dokunamadı Saikyo. Tekrardan Saikyo. Perez. Vuruş. Cloud'un kendi kalesine attığı golle Altın Ordu 5-1 öne geçti. Dakikalar 8.30'u gösteriyor. Altın Ordu 5-1 önde. Özellikle orta sahada çok top kaybı yapıyor Inter Milan. Hocam şöyle de bir durum var. Altın Ordu hücuma çıkarken sadece kaleci Marco'yu bırakıyor geride. Bütün adamlarıyla birlikte ceza sahasına kadar giriyorlar. Seken bir topta da Altın Ordu aleyhine pozisyon oluyor ama Inter Milan atakları gol yiyerek savuşturmaya devam ediyor. Evet. Bu arada 6. gol de geldi Altın Ordu'dan. Golü atan isim Saikyo. O da bu maçın yıldızlarından diyebilir miyiz? Evet, şu an hat-trick yaptı zaten 3 golle. Perez 1, Solak 1 ve Lufe 1 gol attı. Saikyo şu an maçın yıldızı diyebiliriz. Evet.
Marco uzaklaştırmaya çalıştı. Orada Shaw araya girdi. Marco Solak bir top kaybını Inter atağı. Kai yukarıda Riggs boş. Riggs Shaw'e vurdu kaleci Marco. Shaw ve top ağlarda. Shaw attı, 6-2 oldu. En azından ikinci yarıya biraz daha umutlu girmek açısından Inter için, Inter Milan için önemli bir gol oldu. Saikyo'nun vuruşu ama ben buradayım dedi Saikyo. 7-2 oldu maç. Altın Ordu 7-2 önde. Inter Milan karşısında. Cloud. Solağın baskısı var. Shaw vurdu. Kaleci Marco. Bir şut daha yine Marco. Ve böylelikle İlk yarı 7-2 Altın Ordu'nun üstünlüğüne sona erdi. İlk yarı gerçekten başarılı geçti. Ki Altın Ordu da hiç acımıyor gibi gözüküyorlar şu an. Tam konsantre çıkmışlar. Inter tarafı da biraz şu an olayı anlamaya çalışıp olayı anlamaya çalışma aşamasında gibi gözüküyor bana. Bakalım ikinci yarı değişiklik var mı? Evet, şu anda. Antep'le girecek. Başka. Tekrar bir dilim açıyoruz. Evet, sadece Perez sanki farklı yere geçti geldi bana. Cloud yerine Antep'li mi sahada? Onun harici dizilimde başka bir değişiklik var mı diye bakıyorum. Sanırım yok. Tekrardan maç başladı. Makanzi. Solak. Perez. Anteplim. Riggs'e doğru. Kai. Shaw'e. Bir top kaybı daha. Spider. Saikyo'da koşuyor. Perez'de koşuyor. Saikyo'ya bıraktı. Saikyo bir top kaybı. Shaw'in baskısı var. Marco vücudunu koydu. Solak. Kai'nin baskısı devam ediyor. Kai, Perez. Forvet olmasına rağmen gitti defasına yardım etti Perez. Solak. Saikyo'yu düşündü, geçmedi. Saikyo. Shaw'e. Şu anda Inter Milan o bölgeden topu çıkarmakta çok zorlanıyor. Solak Perez'e. Perez Lufl. Top boş kaldı ve golünü attı Lufl. Skor 8. Ekstra pasa gittiler orada. Ortadan sonra ikinci pası yaptılar. Ve şu anda Mistikalli Team'de bir AFK durumu var galiba. Onlara geçip evet. Durdurabiliriz ancak. Messi kalitesi şu anda AFK. Saikyo. Antepli'nin baskısı var orada. Saikyo, Solak. Yani Altın Ordu artık maçı hazırlık maçına çevirmiş durumda. Kendi evet. Arasında paslaşıyor. Hocam Marco'nun da özgüveni geldi. İlk yarıda hep kendi yarı alanında bekliyordu. Şimdi biraz daha önde bekliyor. Ve 9. golde geldi Solak'tan. Altın Ordu 9-2 önde Inter Milan karşısında. Vakanzi. Vakanzi de maça iyi başlayanlar arasındaydı. İlk başta 2-3 tane kurtarışı vardı ancak ondan sonra o da bir şeyler yapamadı. Çünkü Altın Ordu çok tehlikeli geliyor. Yine tehlikeli bir Altın Ordu atağı. Solak, Lufl, Saikyo, Vakanzi. Kaleci Marco. Marco boşluk aradı. Perez'i gördü. Perez tekrardan Marco'ya geri pas attı. Shaw'un baskısı orada. Lufl, Spider, Akanzi.
Belki de şu an fark tabii açıldı ama daha farklı olabilirdi. Vakansiyenin benim saydığım bir 4-5 net kurtarışı var. Vakansi, Saikyo, Vakansi'den Shava, Shav, Shae'yi düşündü ama geçmedi. Solak müdahale etti orada. Tekrar Solak. Shav'ın baskısı Shae. İçerisi bomboş. Kai çok net bir pozisyon. Öyle böyle bir şekilde gol attılar. Riggs attı golü ve Altın Ordu 9. Milan'ın 3 derken Milan'ın 4. golü geldi. Kai attı. Kai attı. Fark 5'e indi. Inter Milan 4, Altın Ordu 9. Gerçekten bayağı gollü bir maç izletiyorlar. Solak. Şav'ın baskısı. Şae. Çok rahat gelmeye başladı Inter Milan bu dakikalarda. Kai. Kaleci Marco. Spider. Vücudunu koydu orada. Duffel. Spider alabilir mi? Alamadı. Inter Milan kalecisi Vakanzi'de top. Vakanzi. Şav. Spider ara girdi. Solak. Perez. Vuruş. Sonuç getirmedi ama atak devam ediyor. Spider. Luffel. Yine Vakanzi. Saikyo. Vakanzi uzaklaştırmaya çalışıyor topu. Kai. Kai geçmedi. Luffel. Saikyo vuruş. Solak. Spider. Orada bir top kaybı. Solak'ın resi devam ediyor. Inter Milan şu dakikalarda topu çıkarmakta zorlanıyor. Kendi yarı alanından. Saikyo. Perez. Solak geçmedi. Şav'ın baskısı orada. Anteplim araya girdi. Ve gelişen Inter Milan atağı. Kai uzaklardan bir vuruş. Ama çerçeveyi bulmuyor. Marco çok rahat. Perez. Solak. Luffel. Luffel. Bir şekilde pasını aktardı. Perez, Spider, Anteplim'in müdahalesi. Kaleci Vakanzi uzaklaştırdı. Riggs. Kai. Alabilir mi? Alamadı. Kaleci Marco. Marco. Solak. Saikyo. Luffel. Luffel. Saikyo önünde boş bir alan var. Saikyo. Saikyo attı. Fark 6'ya çıktı. Altın Ordu 10. Inter Milan 4. Luffel. Perez. Inter defansı çok boş yakalandı. Perez. Saikyo vuruş. Vakanzi kurtardı ama seken topta Spider golü buldu. 11'e 4 oldu skor. Altın Ordu 11'e 4 önde ve derken tam gol anonsu verirken Inter Milan da bir gol attı. Riggs'in golüyle 11'e 5 oldu skor. Riggs. Perez. Luffel. Anteplim'in müdahalesi. Riggs. Shae. Marco bir top kaybı. Shae vuruş kayden. Luffel. Spider. Luffel. Solak. Saikyo. Perez. 12. gol mü geliyor? Perez. Perez. Perez 12. golü
Altın Ordu'nun 12. golünü attı Perez. Evet hocam, 12. gol geldi. Fark 7. Altın Ordu çok iyi bir takım. Daha önceki turnuvalardan bildiğimiz oyuncular da var. Gerçekten iyi bir kadro ama Inter Milan'da ezildi diyemeyeceğim yani şahsen. Golleri buldular. Ezilmediler yani. Hem golleri buldular hem de kaçırdıkları çok net pozisyonlar var bence. Belki de onları ilk yarıda özellikle çok kaçırdılar. O pozisyonları gole çevirselerdi belki de çok farklı bir şey diyebilirdik. Hem de belki de ilk maç heyecanından dolayı, yani daha önce HZ'de attılar, yendikleri takımlar falan da olmuştu. Inter Milan'dan ilerleyen maçlarda daha iyi bir performans gelir diye düşünüyorum ben. Evet. Riggs, Kai, Şahe, Şav'ı düşündü ama geçmedi. Kaleci Marco, Antepli'm, 2-3 numara, karşılıklı paslaştılar adeta. Saikyo, Perez vuruş, Kaleci Vakanzi. Saikyo, Spider içeriye, Perez'e. Vakanzi uzaklaştırdı topu. Saikyo'nun vuruşu ve top ağlarda. 13 oldu. Bu arada fark 8 olmuşken şunu da hatırlatayım. Preseason'da Mercy rolü uygulamıyoruz. Bunu ligde uygulamayı düşünüyoruz. Yani Mercy rule 10 fark olursa maçta, maç orada kesilecek ama preseason'da uygulanmayacak. Evet, böyle de hatırlatmaya geçmiş olalım. Inter 5, Altın Ordu 13. Dakikalarımız 19'u gösteriyor. Altın Ordu farkı 8'e çıkarmış olmasına rağmen ataklarına hala devam ediyor. Luffy, Solak, Saikyo ve 14 oldu. Altın Ordu 14, Inter Milan 5. Şahe, Kai, vuruş, kaleci Marco. Marco da bugün başarılı kurtarışlarla ön plana çıktı. Saikyo, Anteplim, Solak, Saikyo, Perez. Çok hızlı çıkıyor Altın Ordu ve uzaklardan bir vuruş direkt. Ve bir gol daha. Bir gol daha geldi. 15'e 5 oldu skor. Altın Ordu 15, Inter Milan 5. Maçın skoru. Dedecik hocam, ağzına sağlık. Çok güzel bir anlatımdı. İki takımı da tebrik ediyoruz. Güzel bir maç oldu. Teşekkür ederim. Inter Milan 10 farkla yenildi bu maçta.